Sevgili yoldaşlarım, arkadaşlarım, sevgili ailelerim, ben de hepinize hem partim adına hem de ailem adına hoş geldiniz diyor ve teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarıma, il ve ilçe örgütünden gelen bütün arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Böylesi acılı bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarız. Evet, 3 Haziran 1994 Türkiye'nin kanlı tarihlerinden sadece bir tanesi. Sorgusuz, sualsiz katledilen binlerce insandan sadece 3 tanesi Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay. Sorgusuz, sualsiz diyorum çünkü bu ülkede işlenen faili belli cinayetlerin tamamının kaçırılarak, işkence edilerek katledildiklerini biliyoruz. Ve bu cinayetleri işleyenlerin devlet odaklı, devlet içerisinde çete gruplarının ve devletten emir alarak devletin bilgisi ve onayı dahilinde bu cinayetleri işlediğini çok iyi biliyoruz. Ancak katledilen bütün bu insanların ortak noktaları hepsinin Kürt olması. Bu ülkede eğer Kürtsen ya bir gün öldürüleceksin, bu ülkede eğer Kürtsen ya bir gün sürgüne gideceksin, bu ülkede eğer Kürtsen işkenceden geçirileceksin, katledileceksin. Tıpkı bu dönemde de olduğu gibi 1990'larla 2022 arasında hiçbir farkın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Ya sokak ortasında, ya iş yerinde, ya evinde, ya da bulunduğu başka bir mekanda insanlar kafasına kurşunlar sıkılarak, insanlar bedenlerine kurşunlar sıkılarak katledildi bu ülkede. Ancak bu katiller ne yazık ki yargılanmadı, sorgulanmadı, cezalandırılmadı. Bu katiller hala aramızda ve ellerini kollarını sallayarak devam ediyorlar. Tıpkı o dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar gibi. Tıpkı o dönemin Başbakanı Tansu Çiller gibi. Tıpkı o dönemin emir verenleri, olağanüstü hal bölge valileri, İçişleri Bakanları gibi. Hepsi şimdi aramızda hiçbir şekilde ne ifadeye ne herhangi bir cezaya çarptırılmadıkları gibi serbestçe dolaşıyorlar. Ama bunun yanında bu ülkeyi yönetenler onları her daim kahraman ilan etmekten de geri durmadı. Bu üç güzel insan bizlere onurlu bir miras bıraktı. Bu üç güzel insan bize onurlu yaşamayı, onurlu direnmeyi, onurlu mücadeleyi bıraktı. İşte biz bu üç güzel insana ama aynı zamanda bu ülkede katledilen binlerce insana, yoldaşımıza, arkadaşımıza, büyüklerimize, onların mirasına sahip çıkma sözünü verdik, vermeye devam ediyoruz. Devlette esaslılık ve esaslılık devam ettiği için o dönem işlenen bütün faili belli cinayetleri bu dönem bu ülkeyi kim yönetiyorsa çözmek zorundadır. Ancak bırakın çözmeyi, bırakın araştırmayı, bırakın katilleri yargılamayı, cezalandırmayı, her gün cenazeler gelmesi, her gün cinayetlerin işlenmesi, katliamların yaşanması, bu devletin de, bu ülkeyi yönetenin de, AKP hükümetinin de bu cinayetlerin devam etmesi için büyük bir çaba içerisinde olduğunu biliyoruz. Bugün bile gözümüzü gözaltılarla açtık. Kürtlere, muhaliflere, demokratlara, insan hakları savunucularına her gün yapılan operasyonların tek nedeni var. Bu ülkeyi yönetenler Kürt düşmanıdır. Bu ülkeyi yönetenler barış düşmanıdır. Bu ülkeyi yönetenlerin demokrasiden, adaletten ve barıştan yana hiçbir adım atmayacağının bir göstergesidir. Ama biz hem Savaş'a, Adnan'a ve Hacı'ya
Ama aynı zamanda binlerce insana söz veriyoruz. Bu ülkeye adaleti de, barışı da, demokrasiyi de mücadele ederek getireceğiz. Evet, bugün bizim için acılı bir gün. Sadece bu üç insanın yaşamını yitirdiği değil, aynı zamanda aynı gün dünyaya gelen bir çocuğun da hikayesi. Babasını görmeyen, babasına dokunmayan, babasının kokusunu çekemeyen bir insanın da bugün doğum günü. İşte o yüzden diyoruz ki bu ülkeyi yönetenlerin de, geçmişte yönetenlerin de, bu devletin de bize bir özür borcu var. Aynı gün doğan Zelal Buldan'a bu ülkeyi yönetenlerin özür borcu var. Helin Yıldırım'a özür borcu var. Enes Kara'ya özür borcu var. Binlerce yetim kalan çocuğa özür borcu var. Ben bir kez daha bu onurlu insanların bize bıraktığı mirası tekrar sahipleneceğimize ve onların bize devrettiği bayrağı yere düşürmeyeceğimize söz vererek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Ve her birinize geldiğiniz için bir kez daha ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Vamos fazer